Arkadaşlar merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Şimdi normalde video paylaşımı yapmayı planlamıyordum açıkçası bugün ama kısa da olsa bir video paylaşımı yapacağım. Zira çok fazla soru geldi arkadaşlar. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Şimdi öncelikle gün içinde hatırlayacaksınız bir tane resim paylaştım sizlerle. Bitcoin'de tepki alımlarının gelebileceğini hedef olarak da hatırlarsanız 9600 dolarlara kadar tepki hareketi gelebilir diye yazmıştım arkadaşlar. Şimdi bunu neye dayanarak söylemiştim? Aslında bunu şuradaki uyumsuzluğa dayanarak arkadaşlar söylemiştim ve hedef olarak da bu üst noktasını vermiştik. Şimdi tabii ben de fiyatı buralarda yakalayamadım. Yani ben de gün içinde sizlerle ne paylaşabilirim diye iş yerinde grafikleri incelerken fark ettim buradaki uyumsuzluğu. Ben fark ettiğimde yaklaşık olarak 9370 dolarlar civarındaydı. Hemen o seviyelerden apar topar sizlere bir resim paylaştım. Orada hedef olarak 9600 demiştik. Ama arkadaşlar 9570 dolarlara kadar yükseliş geldi. Zaten gördüğünüz gibi de Bulut'un üst seviyelerinden döndüğünü görüyoruz fiyatın. Ve bu olay arkadaşlar, bu kanalı uzun zamandır takip eden arkadaşlar vardır. Bizim her zaman yakaladığımız olay aslında. Ve çalışma oranı da, çalışma ihtimali de arkadaşlar çok çok yüksek bir olay. Şimdi dünkü videoda aslında kritik seviyeleri detaylı olarak vermiştim sizlere. Ama arkadaşlar çok fazla soru aldım. Hatta böyle aşırı derecede mail geldi. Mailden de çok fazla sorular geliyor. Şimdi genel olarak gene bir değineceğim. Hangi durumlarda girilebilir ona da bir değineceğim. Erkan Bıçakçı Bey'in sorusu vardı. Hangi durumlarda girilebilir diye. Ya onları da bir konuşalım. Zaten çok uzun tutmayı planlamıyorum arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Kısa bir net bir video olmasını amaçlıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar buradan gelen hareket eğer ki 9600 doların üstüne atsaydı tepki hareketi olmaktan çıkacaktı. Bir miktar daha yukarıya doğru hareketler görebilirdik. Ama gördüğünüz gibi tam olarak Bulut'un üst noktasında kaldı. Yani bir tepki hareketinden öteye gidemedi. Şimdi arkadaşlar geri çekilmeler görüyoruz. Takip etmemiz gereken nokta şu. İlk olarak 9200 dolar bandı. Bakın şuradan hemen 4 saatlik bazı geçiyorum sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar burada 9200 dolar bandı niye önemli? Bakın şurada mumun kapanış yaptığı nokta 9200 dolar. Zaten biliyorsunuz bizim günlük bazdaki bu koronavirüs zamanından gelen trend çizgi seviyemiz de burasıydı. 9200 dolarlardan geçiyordu. Şimdi arkadaşlar 9200 dolar bandı niye önemli? Bakın hemen kısaca şöyle anlatacağım sizlere. Şimdi bu geri çekilme de 9200 dolar bandı arkadaşlar. Eğer ki tekrardan destek olarak çalışırsa zaten 4 saatlik bazda bakın şöyle bir olay yaşayacaktım muhtemelen. Burada RSI arkadaşlar aşırı satın bölgesini geçmeyecektir ve şuralardan yani 30 seviyelerinden dönecektir. Şimdi eğer ki böyle bir şey oluşursa ne olacak? Burada arkadaşlar 4 saat bazlı uyumsuzluk yakalanmış olacak. İkili dip oluşumu yapmış olacak. O zaman da bizim bekleyeceğimiz hareket arkadaşlar Bulut'un üstüne kadar bir hareket. Bakın burada Bulut'un üst noktası kabaca 9800 dolar bandına geliyor. Buradan 9200'den 9800 dolar bandına kadar da nereden baksanız yaklaşık olarak %10'luk bir hareket var. Bence değerlendirilmesi gereken bir hareket. Ama dediğim gibi bu hareketin gelme ihtimali arkadaşlar 9200 doları kırmazsa, yani 9200 dolar bandı tekrardan destek olarak çalışırsa ancak ondan sonra bu hareket gelir. Yani 9200 doları zaten aşağıya doğru kırmamız durumunda dün konuştuğumuz noktalara gideceğiz biz. Yani arkadaşlar ne demek istiyorum? Bakın net olmaya çalışıyorum sizlere. 9200 dolar bandı bu geri çekilmeye destek olarak çalışırsa zaten 4 saatlik bazda uyumsuzluk oluşmuş olacak. Arkadaşlar 4 saatlik bazda yani takip etmeniz gereken yeri de söylüyorum sizlere. 4 saatlik bazı takip edeceğiz. Burada arkadaşlar böyle bir oluşum olursa tekrardan 9800 dolar bandına doğru hareketler gelecektir. Yani böyle bir oluşum olursa arkadaşlar bence burada ciddi bir hareket var. Yani %10'luk bir hareket var. Değerlendirilebilir. Zaten bir sonraki dinlemesinde şimdi olumsuzluk konuşalım sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dinlemesinde eğer ki 9200 doların altına atarsa zaten geçenki videoda konuştuğumuz seviyeler gelecektir. O seviyeler neresi? Bakın ilk etapta haftalık bazda Bulut'un alt noktası 8500 dolarlar gelir. Yani 9200 dolar kırılırsa aşağıda 8500 dolar gelir. Şimdi burada bu seviyeler niye önemli arkadaşlar? Niye bu kritik seviyeleri veriyorum? Şu yüzden dolayı şimdi 9200 dolar bandını kırdı. Hızlı bir şekilde 8500 dolar bandına geldiğini varsayıyor.
Şimdi buraya değdiği zaman arkadaşlar, burası ciddi bir destek noktası olduğu için ayrıyeten de bakın burada Çimoku Bulut da zaten düz bir çizgi halini almış. Şimdi burada ne demek istiyor? Yani ne demek istiyorum sizlere? 8500 dolara değdiği zaman arkadaşlar illaki oradan bir tepki alımı gelecektir. Yani bu tepki alımı da nereden baksanız %4, %5 civarlarında tepki hareketleri geliyor. Yani geçenki olay gibi atıyorum. 9200 dolar bandı bir destek noktamızdı. Ne yaptı? 9200 dolara değdi. Sonra 9600'e kadar yükseldi yaklaşık olarak. Mesela bu bir tepki hareketi. Şöyle baktığınız zaman da ortalama %5'lik bir hareket var burada. Aynı bu olay arkadaşlar bir sonrakinde gelmesi durumunda 8500'de olacak. Şimdi 9200'de aynı tepkiyi almayı beklemek yanlış olur. Niye yanlış olur arkadaşlar? Çünkü oradaki yani daha önce denendiği için 9200 dolar seviyesi o bölgedeki alıcı grubu bir miktar boşaltılmış oluyor. O yüzden tekrardan oraya değdiği zaman aynı şekilde bir tepki alımını beklemek yanlış olacaktır. O yüzden şu anda 8500 dolar bandı arkadaşlar. Daha denenmiş durumda değil. O yüzden oraya değdiği zaman nereden baksanız ortalama %5'lik bir tepki hareketi gelecektir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa dediğim gibi bunu değerlendirebilirler. Ayrıca 8500 dolar bandının altında burada kabaca 7300 dolar bandı var. İçmoku bulunduğu mavi göstergemiz haftalık bazda. Ama arkadaşlar şu an için 8500'ü konuşalım. 8500 dolar bandı geldiği zaman da tekrardan bir alt seviyeleri konuşuruz. Şu an için yani 7000 dolar seviyelerinin ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabi Bitcoin adına 9200 doların kırılması durumunda oluşacak senaryolar. Yani Bitcoin'de olumlu senaryo nasıl oluşuyor arkadaşlar? Olumlu senaryo 4 saat fazla daha demin anlattığım şekilde oluşur. 9200 dolar bandında tekrardan destek olarak çalışırsa zaten 4 saat fazla bir ikili dip oluşumu olacaktır. RSI'de de arkadaşlar uyumsuzluk yakalanacaktır. İşte o zaman 9800 bandına kadar bir hareketin gelmesi beklenir. Şimdi neden 9800 dolar bandı diyorum? Çünkü arkadaşlar burada 9800 dolar bandı 4 saat fazla bulutun üst noktasına tekabül ediyor. Bakın burada gördüğünüz seviye. Şu seviye arkadaşlar. Şimdi buradaki bu olay gelecek olan hareketin devam edecek mi etmeyecek mi oranın belli olacağı seviye olduğu için şu anda 9800 dolar diyorum sizlere. Yani 9800 gelmesi durumunda 9800'de kırarsa oranın üstte kapanışlar yaparsa zaten hareket devam eder. Zaten bunları da o zaman geldiğinde konuşuruz arkadaşlar. Ama şu an için önümüzdeki yakın zamanda atıyorum bu hafta sonu veya pazartesiye kadar oluşabilecek senaryolar arkadaşlar muhtemel senaryolar bunlar. Yani şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani net bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hangi seviyelerin takip edilmesi gerektiğini ve olası senaryoları net biçimde anlattığımı düşünüyorum. Bir de arkadaşlar tabii yorumlara cevap vermediğim için çok fazla eleştiren arkadaşlar var beni. Yani yorumlara şöyle arkadaşlar. Yani yorumlarınızı okuyorum. Özellikle video hazırlamaya başlayacağım zaman bu video hazırlığında yorumları okuyarak başlıyorum. Ve burada arkadaşlar sorularınıza video üzerinden yanıt vermeye çalışıyorum genelde. Bir tek arkadaşlar şu noktadan alayım mı şu noktadan satayım mı tarzında direkt böyle yatırım tavsiyesi niteliğinde olacak yorumlara cevap vermiyorum. Onlar da dediğim gibi bu arkadaşlar platformla alakalı bir şey. Benlik bir durum değil. Yani burada belli kurallar çerçevesinde konuşuyoruz. Yani bazı arkadaşlar bu duruma çok kırılıyor. Onlara aslında cevaben söylüyorum. Diğer yorumlara da genel olarak video çekeceğim zaman cevap vermeye çalışıyorum. Mesela geçenlerde Tondemarks indikatörünü nasıl elde edeceğini soran bir arkadaşımız vardı. Cevap verecektim ama zaten cevap vermiş arkadaşlar. Cevap veren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani yorumlarla ilgili durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de ikinci bir olay katıl butonuyla alakalı çok fazla eleştiri alıyorum bazı arkadaşlardan. Şimdi o konuda da şöyle bir cevap vermek istiyorum yani neden böyle olduğuna dair. Şimdi arkadaşlar ben size karşı gerçekten samimi olduğumu düşünüyorum. Samimiyetim yani ne diyorsam arkadaşlar gerçekten kendi yaptığım şeyleri sizlere söylüyorum. Kendi yapmadığım bir şeyden kesinlikle bahsetmiyorum. Ve burada da şu anda ortalama 3300 civarında abone var. Ve gerçekten de burada iyi insanların olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar emin olun bana bir sürü mail geliyor. Atıyorum borsa şirketlerinden, başka şirketlerden işte bizim tanıtımımızı yap, insanları bize yönlendir, sana şu kadar para verelim tarzı.
Birçok mail alıyorum. Şu ana kadar bunların hiçbirini kabul etmedim. Kabul etmeyi de arkadaşlar düşünmüyorum. Çünkü o zaman işin biraz samimiyetinin kaçacağını düşünüyorum açıkçası. Ya onun yerine katıl butonunu aktifleştirdim kanalda ve arkadaşlar aylık 10 liraya ücret koydum. Yani aylık 10 lira günlük 30 kuruşa denk geliyor dediğim gibi. Ya buradaki amacım da aslında şu: kendime bir yön çizmek. Yani gelecekle ilgili plan yaparken kendime aslında yön çizmeye çalışıyorum. Yani burada ciddi bir atıyorum bir grup oluşturabilirsek arkadaşlar. Yani ben full kendimi YouTube'a da verebilirim. Yani şu an çalıştığım işten de ayrılıp tamamen trader moduna girip tamamen YouTuber moduna girip full zamanımı arkadaşlar bu alana da verebilirim. Aslında biraz onu ölçmek, onu değerlendirmek adına son videolarda özellikle katıl butonundan bahsediyorum. Tabii bu biraz bazı arkadaşlara antipatik geliyor ve bana çok fazla eleştiri geliyor. Hem mail yolunda hem yorum üzerinden arkadaşlar. Birçok eleştiri aldım. Ya eleştirmenizde hiçbir sıkıntı yok. Gocunmam falan söz konusu değil yani. Sadece arkadaşlar cevap vermek istedim. Yani neden böyle yaptığımı anlatmak istedim. Yani şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.